Yiyelim arkadaşlar. Ödül avcısı Çoban Üstünün ödül parasını yiyin. Buyurun amirim. Bütün parayı bu masaya harcamadın herhalde. Hayır, biliyorsunuz amirim. Afiyet olsun. Ne olsun Rıza baba. Yavrum, bana soğan getirir misin? Usta, sıkıldıysan yer değiştirelim. Bırak bırak ödül avcısı, ben hallederim. Baba, keşke dedem mangal partisinden sonra gitseydi. Sahi nerede Mustafa dede? Tutturdu köyümün toprağını özledim diye. Sabah bindi ilk otobüse, Manisa'ya gitti. Çoban? Artık bir daha tayin lafı falan etmezsin ha? Neden Rıza baba? Burada işlerin tıkırında, ödüldü, ikramiyeydi. Oo. Emniyet Genel Müdürü'nün dikkatini çekmiş vallahi. Bu üstü benden çok kazanıyor diye. Yuh, daha neler ya? Affedersin Rıza baba, arkadaş biraz abarttı da. Benim çatalımı getirsene. Baba anlatsana ya şu soyguncuları nasıl yakaladığını. Oğlum, kaç defa anlatacağım? Ama ben dinlemedim Hüsnü amca. Hadi ama Hüsnü, kırma şu çocukları. Neyse, bakın aile teyzenizin hatırına. Oley! Şimdi biz şubeden çıktık, para heriflerde. Beni de rehin aldılar, ben işi geyiğe vurdum ama bir boşluk arıyorum. Derken punduna getirip bu salaklara bir giriştim. Bir ne bir kafa, bir ne bir uçan tekme, bir ne bir yumruk. Uçan tekme mi? Evet. Arabanın içinde mi? Ha, ne olacak? Benim uçan tekmelerim meşhurdur aslanım. Atıyorsun ya baba. Babayla öyle konuşalım, eşek sıpası, ye yemeğini hadi. Şimdiki kızlar ne hoş olur. Kucakta vay vay. Ay Semih abla, bankanın verdiği ödül ilaç gibi geldi vallahi. Ay canım, güle güle Erciğim canım. Murat abi, bir şey soracağım. Sor abiciğim. Lan oğlum dursana. Ya bir dakika dursana. Murat abi, sen Zeynep ablaya aşık mısın? Hadi oradan eşek sıpası. Bak sen şunlara. Hadi bakalım. Büyüklerin içine burnunuzu sokmayın. Oturun yemeğinizi yiyin. Nara ablaya ne oldu şimdi ya? Ne diyorsunuz siz ya? Ne dedik ki şimdi? Saçma saçma konuşmayın. Çocuk. Merkez 45-40. Merkez 45-40. 45-40 dinlemede. Dragos, 43. sokakta silahlı saldırı. Anlaşıldı, yola çıkıyoruz Aylin. 40 yılın başı bir keyif yapalım dedik ya. Siz keyfinizi bozmayın. Hadi hoşça kalın canım. Canım. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun size. Hadi güle güle. Kaç yıl oldu, alışamadım ben hala. Doğru vallahi. Alışılır mı böyle şeye? Gitmeleri bir dert, dönmelerini beklemek ayrı bir dert. İyi akşamlar. Amirim, Hüsnü abi atalım mı basının önüne? Ne de olsa tanımışsın mı? Vallahi iyi fikir. Murat, bozuşacağız ama. Kızma abi ya. Basınla senin kadar sıcak ilişki içinde olan kaç tane adam var bu memlekette Hüsnü abi? Ali, alırım bak kara listeme ha. Kıskançlık abi, kıskançlık. Uyuma sen onlara. Neyse, toparlan. Tatil günü bu kadar çalışmak yeter. Sabah herkesi çakı gibi istiyorum ona göre. Cüm, gel canım. Tamam tamam, dur şunları bağlayayım. Hı, ver kolunu. Ver, tamam, ben kendim giyerim. Aa, olur mu? Gel. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu? Canım, ben bugün alışverişe gideceğim, çarşıya çıkacağım. Bir şey ister misin? He, şimdi anlaşıldı. Nereden çıktı şimdi bu çarşı? Çocukların bir sürü eksiği var Hüsnü. Belki farkında değilsin ama haftaya okullar açılıyor. Bebek için de bir şeyler bakacağım. Sonra kendime bir iki hamile kıyafeti almayayım mı? Ya kızım, şu para iki gün dinlenseydi cebimizde fena mı olurdu? Aşk olsun Hüsnü. 40 yılın başı elimiz biraz para gördü. İlla harcarken boğazına dizeceksin insanı. Tamam tamam. Bak çok açılmayın ama. Önümüz kış. Oduna kömüre de bir şeyler kalsın. Sen merak etme kocacığım benim. Sen şimdi git güle güle. Hadi canım. Hadi tamam tamam. Mesut abi. Versene dünkü şunu. Yemek nasıldı? Sağ ol. Nereden bilsinler? Yiyemedi ki zavallılar. Kıskançsınız kızım. Sen de şu küpeli de. Söyleseydiniz Suat ablaya ekmek arası yapıp yanınıza verseydi. Gözünüz kaldı değil mi? Aç köpekler, aç köpekler. Boş ver, iyi idare ettin. Size iyi çalışmalar. Sağ olun. Aa, başkomiserim, olay yeri incelemeyle adli tıbbın raporu geldi. Toplantı yapacağız. Buyurmaz mısınız?